Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayurt. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan önemli gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin'in daveti üzerine Doğu Türkistan'ı ziyaret eden Endonezya Mescid Cemaati heyeti Çin'in sahte propagandasına kanarak adeta Çin ağzıyla konuştu. Çin'in propaganda dairesi Tanrıdağ Ağı'na göre 19 Ekim Endonezya Mescid Cemaatinden bir heyet Çin'in daveti üzerine Doğu Türkistan'ı ziyaret etti. Heyette sözde Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Çin Komünist Parti Komitesi Sekreter Yardımcısı Zhong Hunlin, Kukla yetkililerden İlzat Ahmetcan, Nurum İsmail, Komünist İmam Abdurrakip Tömür Niyaz Ürümçi'de düzenlediği özel bir törenle karşıladı. Zhou Chunlin görüşmede sözde Xinjiang'daki genel durum istikrarlı. Her milletten insanlar barış ve huzur içinde mutlu mesut yaşıyor. Dini inanç özgürlüğü had safhada, buna rağmen merkezi yönetim bölgeyle özel ilgili dini konularda olanakları ve koşulları iyileştirmeye devam ediyoruz yalanını sayıkladı. Çin rejiminin Endonezyalı din adamlarından oluşan azınlık grubu Doğu Türkistan'ın merkezi şehrinden Ürümçi, Gulca, Kaşgar kentine götürerek önceden hazırlanmış kurmaca mekanları gezdirerek röportaj vermesini sağlarken Endonezyalı heyetin başındaki Endonezya Mescid Cemaati Başkan Yardımcısı Şafruddin Kambo, Çin gözlüğü takmışçasına bölgedeki zulmü görmezden geldi ve ziyaret sırasında büyük kalkınma ve muazzam gelişmelerden ve tüm etnik kökenlerden insanların yüzlerindeki mutluluk ve gülümsemelerden derin etkilendim. Xinjiang'da soykırım uygulanıyor iddiaları söylentiden ibarettir şeklinde konuşarak Çin propagandasına alet oldu. İngiltere'deki Hong Konglular Çin polislerince taciz ediliyor. Birleşik Krallık'taki Hong Kong asıllı vatandaşlar, Çin'in sınır ötesi casusluk ve taciz girişimlerine karşı savunmalarını güçlendirmeye çalışıyor. Amerika'nın sesi Vivian'ın 21 Ekim bildirdiğine göre, İngiltere birçok Hong Konglularının Çin baskısından kurtulmak adına yurt dışına çıkması için önemli durak haline geldi. Ancak Birleşik Krallık'taki Hong Kong vatandaşları Çin istihbarat elemanlarınca yoğun tacize maruz kalmaya başladı ve hatta Çinli casuslar tarafından saldırıya uğradı. Hong Kong'a uzak ülkelerde yaşamalarına rağmen Çin baskısı endişesinde olan Hong Konglular kendilerini korumak için hala çözüm arayışı içerisinde çabalıyor. Bunlar arasında eski bir Hong Kong hükümet yetkilisi olan Gu Zijian da 2 yıldır İngiltere'de sürgünde yaşıyor. Vivo muhabirlerine röportaj veren Gu Zijian, Birleşik Krallık, İsviçre veya diğer ülkelerde Hong Kong'la ilgili faaliyetlere katılırken Çin tarafından izlendiğini, kendisini sürekli tehdit eden casusların olduğunu, daha önce de kimliği belirsiz kişiler tarafından fiili saldırı ve tehditlere maruz kaldığını söyledi. Uygur sporculardan üstün başarı. 22 Ekim 2023 Antalya'da düzenlenen korkunç dövüş gecesi serbest boks müsabakasında Uygur Türk'ü gençlerin elde ettiği başarı Doğu Türkistan diasporasında sevinçle karşılandı. Yarışmaya 5 Uygur sporcu katılmış olup her biri maçın galibiyeti olurken ringlerde milli kıyafetlerini giyinip kuşandı ve rakiplerine knockout ederek Doğu Türkistan bayrağını dalgalandırdı. Yarışmada ilk olarak Ataman Spor Kulübü'nden Emrullah Ahmet, 73 kilo orta siklet İranlı rakibini üstün performansıyla mağlup etti. Daha sonra kulübün teknik direktörü ve Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği Başkan Yardımcısı Halit Ataman, Sudanlı sporcu Ahmet Muhammed'le linge çıkarak ilk turda rakibini mağlup etti. Röportajımızı kabul eden Ataman Spor Kulübü Teknik Direktörü Halit Ataman, müsabakaya katılan sporcuların temel olarak öğrendikleri becerileri uygulamaya odaklandığını, ayrıca yarışmada Doğu Türkistan halkı adına kararlılık, bütün yeteneklerini ortaya koyan sporcuların gösterdikleri performanstan memnun olduğunu dile getirdi. Bundan sonraki müsabakalarda başarılarını sürdüreceği, daha büyük yarışmalara katılarak
pratik deneyim kazanmaya hedeflediğini söyledi. İstiklal mobil uygulaması yayınlandı. Doğu Türkistan'da bitmek bilmeyen acı ve Çin mezaliminin 74 yıllık işgal süreci, mevcut baskıcı ve sistematik soykırım politikalarını doğrudan ve güvenilir kaynaklarla kamuoyuna aktarma görevimizi engellemesine rağmen İstiklal Medya Grubu olarak hazırladığımız resmi mobil uygulaması yayınlanmıştır. Doğu Türkistan meselesinin başta Türkiye olmak üzere dünyada daha iyi anlaşılması, güvenilir kaynaklara dayalı haber akışının doğrudan sağlanması maksadıyla, özellikle de daha kolay ulaşılabilir olmak için İstiklal adıyla Android ve Apple mağazalarında ücretsiz olarak kullanıma açılan resmi mobil uygulamamız, Uygurca, Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 4 dilde kullanıcılara yazılı haberler, özel haberler, günlük ve haftalık haberler, çeşitli sohbet programları, özel video yayınları, aylık dergiler, karikatürler ve benzeri Doğu Türkistan'la alakalı bütün içeriklerin derlenmesini sunuyor. Değerli takipçilerimiz, Android ve Apple mağazalarından İstiklal mobil uygulamamızı kolayca indirebilir. Efendim, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte sizlerle beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet.